Merhaba kıymetli dostlarım. Sizlerle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu, İngilizce ve Arapça olarak yayınlamış olduğu hadis kartelasının 14. hadisinde kalmıştık. Ve buradan başlayarak hadislerimizi çevirmeye yine devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. None of you will have faith till he wishes for his Muslim brother what he likes for himself. None of you, sizin hiçbiriniz, sizden hiçbiri, will have, sahip olacak. Şimdi burada none kelimesinden dolayı cümlemiz olumsuz olacak. Sizin hiçbiriniz will have, sahip olamaz. Neye? Faith, imana. Till, e kadar. Until ve till, kadar. E kadar anlamlarına geliyor. E kadar. Till he wishes for his Muslim brother. Ne zamana kadar? He wishes, o istiyor, isteyene kadar. For his Muslim brother. Müslüman kardeşi için isteyene kadar. Neyi? What? O şeyi. He likes, seviyor. For himself. Ya da istiyor. For himself, kendisi için. Yani sizden birisi kendisi için sevdiği, istediği şeyi Müslüman kardeşi için isteyene kadar imana sahip olamaz. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe, yani isteyene kadar, istemediği müddetçe iman etmiş, imana sahip olmuş olmaz. 15. hadisimize geçelim. El-Müslimu ahul-Müslim. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. Men kâne fî hâceti ahihi, kâne Allahu fî hâcetihi. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. A Muslim is a brother of a fellow Muslim. He neither commits oppression upon him nor submits him to enemy. Allah would meet the needs of the one who relieved a Muslim from hardship. Allah would relieve him from the hardships to which he would be put on the day of resurrection. And he who did not expose the follies of a Muslim, Allah would conceal his follies on the day of resurrection. A Muslim, bir Müslüman, is the brother of a fellow Muslim. Bir Müslüman kardeşinin, bir Müslüman dostunun, arkadaşının kardeşidir. Fellow, dost, kardeş, yoldaş anlamına geliyor. Bir Müslüman, Müslüman kardeşinin dostudur, arkadaşıdır, yoldaşıdır. He, o, neither. Neither, nor da kullanılır. Nor nerede? Burada. Neither, nor ne demek? Neither, nor ne, ne de. Veya ne olarak kullanabiliriz. Olumsuz yapıyor cümleyi. Olumlu cümleyi olumsuz yapıyor. He, o, neither commits oppression upon him,
nor submits him to enemy. O neither commit. Commit işlemek, yapmak. Commit crime, suç işlemek. Oppression, baskı, zulüm. Yazalım. Sizlerle benimle birlikte yazın. Oppression, zulüm, baskı. Ne zulüm işler, zulüm yapar, baskı kurar. Upon him, onun üzerine, yani Müslüman kardeşi üzerine. Nor, ne de sumbits, teslim eder. Submit, vermek, teslim etmek, arz etmek, göndermek. Him, onu, to enemy, düşmana. Enemy, düşman. Onu, ne, ona ne baskı yapar, ne de onu düşmana teslim eder. Allah would meet the needs of the one who relied a Muslim for hardship. Allah would meet. Meet kelimesinin çok önemli bir anlamı var. Karşılamak. Yani bir parayı, bir bedeli, bir miktarlı karşılamak. Normalde meet'in, yani buluşmak, toplanmak anlamı veya tanışmak anlamı var. Ancak buradaki meet, karşılamak. Yani gidermek. The needs, ihtiyaç. Of the one, birinin. Allah would meet, karşılar. The needs of one, bir kimsenin ihtiyacını karşılar. Nasıl bir ihtiyaç ve kimin ihtiyacı? Who, o kimse ki, relieved. Yine, relieve, kurtarmak, rahatlatmak, yani yarasını iyileştirmek. Bir kimse relieved, kurtardı, a Muslim, Müslüman, bir Müslümanı, from hardship. Hardship, zorluk. Ship eki genelde lıklık eki oluyor. Hardship, zorluk. Relation, ilişki, akraba. Relationship, akrabalık gibi. Hardship, zorluktan bir Müslüman, bir Müslümanı kurtaran kimsenin ihtiyaçlarını Allah karşılar. Allah, bir Müslümanı zorluktan kurtaran kimsenin ihtiyacını, o anki neye ihtiyacı varsa, onu karşılar. Allah would relieve, Allah kurtarır. Him, onu, from the hardship. Allah onu zorluktan kurtarır. Çünkü o bir Müslümanı zorluktan kurtardı. To which he would be put on the day of resurrection. The day of resurrection, resurrection, kıyamet, kıyamet günü. Yani yeniden dirilme günü. Yazalım bunu. Resurrection, yeniden ortaya çıkma, diriliş, canlanma. Kıyamet. Yeniden ortaya çıkma günü, yani kıyamet günü, içinde bulunduğu durumdan, zorluktan Allah onu kurtaracak. He would be put on the day of resurrection. Bu kısımda şöyle çevirebiliriz. Hardship, zorluk, which, o zorluk ki, yani bu neredeki zorluk? He would be put on the day of resurrection. Kıyamet günü konulacağı, yani kıyamet günü orada olacağı, yaşayacağı zorluğu Allah ondan kaldıracak, kurtaracak. He, o, who, o kimse ki, did not, yapmadı, expose, maruz bırakmak, expose, ortaya çıkarmak. Expose, ortaya çıkarmak
İfşa etmek, maruz bırakmak. Ortaya çıkarmadı neyi? The Follies of a Muslim. Bir Müslümanın hatalarını. Follies, hatalar. Bir Müslümanın hatalarını ortaya çıkarmayan kimse Allah would conceal his follies on the day of resurrection. Conceal, gizlemek. Gizlemek, örtmek, kapamak diye söyleyebiliriz. Allah would conceal, Allah gizler his follies, onun hatalarını on the day of resurrection. Kıyamet günü Allah onun hatalarını gizler. Şöyle toparlayacak olursak, Müslüman, Müslüman kardeşinin dostudur, yoldaşıdır. Onu, ona ne zulmeder, ne de onu düşmana teslim eder. Müslüman kardeşinin zorluktan kurtaran kimseye Allah da onun ihtiyacını karşılar. Allah onun kıyamet gününde içinde olduğu zorluktan kurtarır. Allah Müslüman kardeşinin hatalarını ortaya çıkarmayan kimsenin kıyamet günü ortaya çıkan hatalarını gizler olacaktı. 16. hadisimiz. La tedhulun el cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu. You shall not enter paradise so long as you do not affirm belief, and you will not believe as long as you do not love each other. Burada çok güzel ifadelerimiz var bizim için öğrenmemiz gereken. You shall not enter paradise. Paradise, cennet. The Garden of Paradise, cennet bahçesi olarak da geçiyor. Enter, girmek. You shall not enter paradise, cennete giremez. So long as. Madıkça, dikçe, sürece. Mek koşuluyla diye söyleyebiliriz. You do not affirm belief. İman etmedikçe, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Affirm, affirm, doğrulamak, onaylamak, iddia etmek. Zaten believe demiştik, believe, iman etmek. Believe, inanç, iman. Yani imanı, inancı onaylamadıkça cennete giremezsiniz. Yani iman etmedikçe cennete giremezsiniz. And you will not believe. You, siz will not believe, iman etmeyeceksiniz. As long as, yine as long as de so long as ile aynı manada. As long as you do not love each other. Each other, birbirini. Birbirinizi. Ya da birbirini. Birbirinizi sevmedikçe, do not love, sevmemek. You do not love each other. Birbirinizi sevmedikçe iman etmeyeceksiniz. Toparlarsak, iman etmedikçe cennete giremeyeceksiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmayacaksınız.
17. hadisimize bakalım. El müslimu men selimen nasu min lisanihi ve yedihi vel müminu men eminehun nasu ala dimaihim ve emvalihim. A muslim, bir müslüman, is one from whose hand and tongue people are safe. Müslüman o kimsedir, is'dir. One, biridir. Bir kimsedir. Kimdir? From whose, o kimsenin, whose yani o kişinin, o kişiden, nasıl of which, onun diye çevirmiştik. From whose da o kimseden, hand, el and tongue, dil, people, insanlar are safe, güvendedir. Yani Müslüman elinden ve dilinden insanların güvenli olduğu bir kimsedir. A believer, bir mümin, iman eden kimse, believe, inanmak, believer, iman eden kimse, is one, bir kimsedir, from whom, o kimsenin, neyi, o kimsenin, people are safe, insanlar, o kimseden güvendedir. With regard to their life and goods. Burada with regard to yapısını görüyoruz. With regard to. E binaen hususunda ilgili ve bakımından anlamlarına geliyor. Hangi konu bakımından? With regard to their life, onların yaşamları, and goods ve işleri. Burada bu burada çoğul anlamında değil. Normalde good iyi demek. Ancak goods eşya. Goods mal demek. Goods mal eşya. Onların mallarından, yaşamlarından ve mallarından, malları hususunda insanların güvende olduğu kimse mümindir. Yine elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimse de mümindir diye burada söyleyebiliyoruz. 18. hadisimize bakalım. La tebâgazû ve la tahasedu ve la tedaberu ve kunu ibadallah ihvanan ve la yahillu li muslimin en yahjura ahahu fawqa thalathi ayamin. Neither nurse mutual hatred nor jealous nor enmity, O servants of Allah, become as fellow brothers. It is not lawful for a Muslim that he should keep his relations estranged with his brother beyond 3 days. Neither ne, no, nor ne de. Neither nor ifadesini yine bu hadisimizde görüyoruz. Nurse mutual hatred. Nurse kelimesi normalde hemşire. Bakım, yani bakımla alakalı bir kelime. Ancak yani beslemek. Burada da yine şöyle bir ifade de var. Nurse a grudge diye. Yine bu kin beslemek demek. Nurse'un buradaki kelime manası beslemek, gütmek, duymak. Nurse mutual karşılıklı. Mutual karşılıklı. Hatred da nefret. Nefret. Yani karşılıklı nefret beslemek yoktur. Neither. Yani karşılıklı nefret beslemeyin.
nor ne de jealously. Jealous, kıskanç, kıskanmak demek, haset etmek. Ya da kıskanmayın. Nor enmity, düşmanlık, hasımlık diyebiliriz. Yani karşılıklı nefret beslemek, kıskanmak, düşmanlık yapmak yoktur. Bunların hiçbiri yoktur anlamında. O servants of Allah. O genelde burada şu şekilde de geliyor. Yani ey demek. Seslenme. Burada seslenme edatı olarak. Servant köle. Kul. Ey Allah'ın kulları, become, olun, as fellow brothers. As burada gibi manası vereceğiz. Dost, yoldaş demiştik. Dost, yoldaş, kardeşler gibi olun. Yani kardeşler gibi olun. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. It is not lawful, law, kanun demek, hukuk demek. Lawful yani yasal veya yasalara uygun, helal, caiz diyebiliriz yani. It is not lawful, yasal değildir, caiz değildir. For a Muslim, bir Müslüman için. That, şu, yani şu yasal değildir. He should keep his relations estranged with his brother beyond 3 days. He, o, should keep his relations, ilişkileri, ilişkilerini keep, tutması, estranged, yani soğumuş, ayrı, yabancılaşmış diyebiliriz olarak, ilişkisini soğumuş, ayrı olarak tutması, bir Müslümanın tutması caiz değildir. With kiminle? His brother, kardeşiyle, yani Müslüm kardeşiyle. Beyond, ötesinde demek. Beyond, ötesinde. Neyin ötesinde? 3 days. 3 günün ötesinde. Yani 3 günden fazla. Den fazla anlamı da var. Bir Müslümanın kardeşiyle 3 günden fazla ilişkisini ayrı tutması caiz değildir. Yani yasal değildir. Şöyle toparlarsak, karşılıklı olarak nefret duymak, birbirinizi kıskanmak ve düşmanlık beslemek yoktur. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun, dost olun, bir Müslümana caiz değildir. Ney? 3 günden fazla kardeşiyle ilişkisinin, birlikteliğinin ayrı olması, yani küs olması diyebiliriz. Dargın durması helal değildir. Bu videomuzun son hadisi şerifi bu oldu. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz.